Münih, Noya Pinakotek Müzesi'ndeyiz. Belçikalı bir sanatçı olan Fernand Knof'un bir tablosuna bakıyoruz. Tablonun ismi, Kapıyı Üzerime Kilitledim. Bu dize, Christina Rossetti'nin Beni Kim Kurtaracak isimli şiirinden alınmış. Görsel sanatların edebiyat veya müzik gibi sanat dallarıyla bağlantı kurmasını hep ilgi çekici bulmuşumdur. Baktığımız resimde de sanatçı, Kelimelerin anlam açıklığı ve zihnimizde yarattığı izlenimler arasında bir bağ kurmaya çalışıyor. Ancak hemen şu soru akıllara geliyor: Göremediğimiz bir şey nasıl işlenebilir? Aslında Rönesans döneminden itibaren Botticelli gibi sanatçıların da bu alanda eserler verdiklerini biliyoruz. Şiirin bir dizisi şöyle: Kapıyı üzerime kilitledim ve onları dışarıda bıraktım. Ancak beni kim dışarıda bırakacak? aralarında en iğrendiğim kendimken. İçimizde yaşadığımız mücadelemize ve sadece bizi Tanrı'nın kurtuluşa ulaştırabileceğine dair bu şiiri bir anlamda dini bir şiir olarak yorumlayabiliriz. İnsan ruhundaki mücadele, kişinin iç dünyasında yaşadığı kargaşa gibi konuları pek çok sembolist ressam eserlerinde işlemiş. Gördüğümüz resim şiirdeki ruh halini yansıtıyor. Tablo tonlama açısından çok da zengin bir yelpazeye sahip değil. Mesela şu güzel çiçeklerle arkadaki frizden uzanan zambaklar arasında çok net bir fark göze çarpmıyor. Sanki bütün bunlar resmin içinde şiirin ritmini hissetmemizi sağlıyor. Bu tablo bana orta çağdan kalma triptikleri yani üçlü tabloları da anımsatıyor. Resim üç bölüme ayrılmış gibi. Kadın resimdeki bu bölümlerin ikisinde görülüyor. Görünüşe göre kadın hiçbir şey yapmıyor. Yüzünde belirgin bir ifade yok. Sakin ve dalgın duruyor. Bir anlamda şiirde yer alan fikirlerin kadın görüntüsünde vücut bulduğunu görüyoruz. Knof kendisinden yaklaşık 40 yıl önce yapılmış olan Rafael öncesi döneminin tablolarından etkilenmiş. Sembolistler resimlerinde bariz bir öyküyü gözlerimizin önüne sermiyorlar. Anlamı oluşturmak için bağlantı kuruyorlar. Duyguları ve sembolleri kullanıyorlar. Kullanılan semboller çok belirgin olmamakla birlikte farklı yorumlara açık. Örneğin en bari sembol muhtemelen arkadaki rafta gördüğümüz büst. Bunun Yunan mitolojisindeki hipnoz olduğunu ve uykuyu temsil ettiğini biliyoruz. Hipnoz aynı zamanda ölüm tanrısı Thanatos'un kardeşi. Bu büst şiirin ve resmin özüyle son derece uyum içinde yerleştirilmiş. Büstün sağ tarafında ise Orta Çağ kasabasını andıran bir resim var. Bu resimde tek başına yalnız bir figür yer alıyor. Yüzyılın başlarında Friedrich'in yapmış olduğu keşiş resimlerini çağrıştırıyor. Sol tarafta bir kapı var ancak bu kapının nereye açıldığını göremiyoruz. Bunun yanında sanırım bir ayna var. Aynanın yanında ise dekoratif bir çiçek resmini görüyoruz. Daha önce bahsettiğimiz gibi ön tarafta zambaklar var. Geleneksel anlatıma uymayan bir anlatım tarzı var. Örneğin geleneksel anlamda düşündüğümüzde resimde zambak görürsek bunlar genelde beyaz olur ve Hz. Meryem'in saflığını simgeler. Bu zambaklar sadece renkli olmakla kalmıyorlar, aynı zamanda kurumuşlar, melankolik gözüküyorlar. Kadın figürü uzaklara dalıp gitmiş. Neler hissettiğini net olarak anlayamıyoruz. Net olarak anlamlandıramadığımız başka şeyler de var. Mesela tuvalin tam ortasında yere doğru sarkan ince bir zincir görüyoruz. Bunun ucunda küçük, taca benzer bir şey duruyor. Hemen sağ tarafındaki dikdörtgende ise iki daire görüyoruz. Dairelerin ortasında ise bir yüz çizilmiş olabilir. Figürün yansandığı masa kilise altarlarında bulunan masaları anımsatıyor. Bunun üzerinde siyah bir örtü ve ok ya da mızrağa benzer bir şey görüyoruz. Peki bunların hepsi ne anlama geliyor olabilir? Açıklamaları şiirde arasak orada da bulamayacağız. Aslında anlamlarını hiçbir yerde bulamayacağız. Bu resim izleyicinin duygularını ve modunu harekete geçirmeyi ve durup düşünmesini sağlamaya amaçlıyor. Sembolistlerden bir önceki akım olan empresyonistler yani izlenimciler Gerçek dünyayı o anki hissettikleri bireysel etkiye göre resmediyorlardı. Sembolizmde ise içsel dünyanın tuvale yansıtıldığını gözlemliyoruz. Bir anlamda içsel, subjektif duygular görsel olarak canlandırılarak evrenselleştiriliyor. Tablonun ismini bir hatırlayalım. Kapıyı üzerime kilitledim. Bu isim içsel yaşama odaklanmayı, kendi anlamımızı ve yorumumuzu bulmayı ifade ediyor.